Dün Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit konuğumuzdu. Aşı ve koronaya dair pek çok soruyu kendisine yöneltmiştik. Biraz sonra ekip arkadaşlarım kendisinin yaptığı açıklamalardan da yola çıkarak başkaca bilgi ve gelişmeleri de değerlendirerek, başkaca uzman görüşlerinden de faydalanarak hamile kadınların korona aşısı vurulmasının ne kadar önemli olduğunu altını çizen hocamızın sözlerine dair haberi sizlere sunacağız. Ama tam dün kendisini uğurlarken, ayaküstü sohbet ederken bir cümlesi oldu. Ben onu da sizlere şimdi aktarmak istiyorum efendim. Bakın hocamız ne diyor? Bilim Kurulu üyesi. Ben diyor bakanımızdan da rica edeceğim bunu diyor. Gündeme getireceğim. Önümüzdeki hafta İstanbul valisiyle yapılacak toplantıda da gündeme getireceğim. Evlere gidelim diyor. Hangi evlere? 6 milyon 2 doz aşısı olan vatandaşımız var efendim. 6 milyon. Ama onların zamanı geçtiği için koruyuculukları azaldı. Kendilerini aşılı olduklarını düşünerek rehavete kapıldılar. Diyor ki bu kişiler, yani bu 6 milyon kişi Sinovac aşısı oldu ama 3. doza ihtiyaçları var. Gerekirse diyeceğim evlerine gidelim. Çünkü bunlar aşı karşıtı da değil. Süreleri geçti, bunlara biz ikna edelim ve evlerine kadar giderek 3. doz aşılarını yapalım diyor hocamız. Bence bunu bilim kurulumuz, Sağlık Bakanımız da ciddi bir şekilde değerlendirsin efendim. Bir de Sağlık Bakanlığı'ndan, bilim kurulundan gelen açıklamaya göre bilim insanları bunu tavsiye ediyorlardı. O haritada tek doz aşılı oranı vardı ya, dün Nurettin Yiğit hocamız da söylemişti. Hayır, iki doz aşılıların oranı bundan böyle haritaya yansıtılacak. Pazartesi gününden itibaren iki doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız. Yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesiydi. Bütün ülkeler kış planlarını hazırladılar. Biz sadece veriyi düzeltme adımını atmış oluyoruz. Baştan beri biz diyoruz ki bu harita hatalı. Böyle yapmayın. İnsanları rehavete sevk ediyorsunuz. Hani böyle değil, diğer türlü bir harita yayınlamanız gerekir diyoruz. Ancak bakanlık şimdi karar alıyor, değiştirmeye karar veriyor. Uzmanlara göre bir yanlıştan daha çok geç döndü Sağlık Bakanlığı. Tek dozun koruyuculuğu yok. Ancak açıklanan aşı haritası tek doza göre. Günden güne maviye boyandı. Doktorlar rehavete yol açar dedi, sesini duyuramadı. Sonunda haritada çift doz aşılamanın gösterileceği açıklandı. Böyle bir maviye dönüşüm var, masmavi. Hadi Türkiye'm, işte hadi Uşak, hadi Hakkari. Tamam da ondan sonra insanlar şunu soruyorlar. Tamam bakın aşılama oranları ne kadar güzel gidiyor. Ülkede masmavi oldu. Niye bu kadar çok hasta var? Niye bu kadar çok can kaybı var? İşte bu çelişki. Artan vaka ve vefat sayıları bilim kurulu toplantısının da gündemiydi. Toplantıdan haritayı değiştirme, çift dozu gösterme kararı çıktı. Çünkü salgın alarm veren seviyede. Günlük can kaybı 262, vakaysa 28.118. Çok üzülerek tekrarlamak durumundayım. Bir süre sonra vaka saymayacağız, ölümleri sayacağız ve onlar çok fazla olacak ve başka ülkelere göre fazla olacak cümlelerini daha neredeyse bundan 9 an önce söylemeye başlamıştım. Öyle de oldu. Türkiye aşılamada diğer ülkelerin çok gerisinde. Vefat sayısındaysa ne yazık ki en üzücü yerde. Aşılamayı geç yaptık. Aşılamada ciddi bir takılma yaşıyoruz. Her gün bir uçak düşüyor ve o uçağın içinden kurtulan olmuyor. Şimdi düşünün, her gün bir uçak düşse bu şekilde ve 5 gün üst üste böyle uçak düşse kaç kişi havaalanına gidip uçağa binmeye cesaret edebilir? Haftalık açıklanan 100 binde vaka sayısı haritası da güncellendi. İstanbul ve Ankara'da artış var. En riskli illerse Rize ve Trabzon. 100 binde 208 vakanın görüldüğü Kahramanmaraş'ta ise il müftüsü aşı çağrısında bulundu. Aşıyı vurmak Allah'ın emri gibi bence her Müslüman üzerine farz-ı ayındır. Çünkü kul hakkına da giriyor.